Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir projeyle birlikteyiz. Bugünkü projemizde normal bir bisikleti elektrikli bisiklete dönüştürmek için gerekli olan ekipmanların bağlantısını ve bu ekipmanların nasıl kullanılacağını hep birlikte göreceğiz. Şimdi isterseniz hemen projemize geçelim. Evet, bu sürücümüz. Sürücümüzün bağlantısına özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Evet, sürücü önemli arkadaşlar. Çünkü sürücünün üzerinde gerçekten hiçbir ibare yok. Sadece 250 watt olduğuna dair bir ibare var. Gördüğünüz gibi 24 volt. Bu driver'ın 2 adet kalın kablosu var. Gördüğünüz gibi DC akımda kırmızı artı siyah her zaman eksidir arkadaşlar. Yani şu bizim driver'ımızın enerji girişi, DC girişi diyebiliriz. Burada ise mavi beyaz kablolarım var. Kablolarım motor çıkış kablolarım. Birazdan zaten görsel şekilde iletişim kuracağız. İşleme şu kısımdan başlayabilirim. Gaz kolum. Burada gördüğünüz gibi 3 adet kablo mevcut. Driver'ımızı yani sürücümüzü aldığımızda sadece 3 kablo bu kısımda var. Diğerleri 2 kablo. Şu 2 jack'ı birleştirmek. Evet. Evet, ikinci olarak kontağım var. Kontağımı sürücü de nereye bağlayacağız? Gördüğünüz gibi kontakta siyah ve kırmızı kablolarımız mevcut. Kırmızı başlık olan kablo. Yani burada mavi ve kırmızı olan kısma kontağımı gireceğim. Evet, gördüğünüz gibi burada benim motorum var. Motorumdan 2 adet kablo çıkıyor. Siyah ve kırmızı. Bu kabloları ben direkt buradaki kısma girmeliyim. Neden burada bir jack yok? Çünkü motorun sağ ve sol dönüşünü biz kendimiz ayarlayabiliriz. Bu nedenle bu şekilde bir jack göndermişler. Biz tamamen bunun yönünü kendimiz ayarlayacağız arkadaşlar. Şimdilik rastgele bunları gireceğim. Motorumun yönüne göre daha sonra bir düzenleme yapacağım. Bu benim enerji girişim. Kırmızıyı kırmızıya, siyahı siyaha bağlıyorum. Buradan kontağımızı açıyoruz. Ve tekrar deniyorum. Evet, şu anda 24 volt 6 amperlik bataryamız hazır arkadaşlar. Bunu şu şekilde daralan makaronla muhafaza altına almayı planlıyorum. Evet, şu anda evet bataryamız tüm ekipman hazır. Bu kutunun içerisinde pilim ve sürücüm burada. Şu şekilde kontağımızda yerleştirdim yerine. Artık düzenek tamamen bisiklet. Yapmayacağım. Evet, görmüş bu aşamada normal. Testi bisikletimiz, buradaki kitimizi direkt getireceğim. Buradaki. Evet arkadaşlar, şimdi hemen kitimizi yerine yerleştirdim. Evet, hazırlamış olduğum şu şekildeki saplamalarımı burada kullanacağım. Dediğim gibi saplamalar bu kitin içerisinden çıkıyor. Alacaksınız bunu.
Evet, şimdi ben kendi zincirimi kullanacağımı söylemiştim arkadaşlar. Motorumun konumunu şimdi zincire göre ayarlayacağız. Motorumuz 250 watt gücünde olduğu için özellikle ben en dış... Motor. Evet arkadaşlar, yağmurlu bir havada testimizi yapacağız. Şimdi bisikletimiz tamamlandı. Görmüş olduğunuz gibi her şey yolunda. Bisikletle söylemem gereken bisikletimizin vites sistemi. Şu anda gördüğünüz gibi vites sistemimizi çalışmasını anlatıyorum arkadaşlar size. Bu arada arkadaşlar, bana ve kanalıma katıl ve teşekkür butonlarıyla destek olabilirsiniz. Bunu da belirtmek istedim. Pedal çevirme. Şimdi burada bir şeyi belirtmek lazım arkadaşlar. Bu tarz sistemler tek başına, yani motor gücüyle sizi götürecek sistemler değildir esasen. Bize pedal desteği verecek sistemlerdir. Normalde siz pedal çevirdiğiniz zaman birinin sizi arkadan itmesi hissini size veriyor diyebilirim. Sistem tabii ki geliştirmeye açık. Bunun birkaç modelini daha kanalımda yapacağız. Takipte kalmanızı öneririm. Evet, böylece bir projeyi daha tamamlamış olduk. İstek önerilerinizi yorumlar bölümünden iletmeyi unutmayın. Yeni bir projede buluşuncaya kadar hoşça kalın.